Aslında bunu geçtiğimiz hafta da konuşmuştuk Nagihan. Ee, Murat kurumun biraz teknokrat, bürokrat bir kimliği varsa Cumhurbaşkanı Erdoğan öne çıkar bir temsilci görüntüsü oluşur mu, oluşmaz mı diye. Son açıklamalar böyle. Baktığında hem verilen e, yanıtlar hem de e, temsilci tartışması üzerinden ne dersin? Ee, Ekrem İmamoğlu'nun stratejisinin stabil olduğunu düşünüyorum. Israrla yarışı kendisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir yarış olarak gösteriyor. Yani kendine muhatap olarak Cumhurbaşkanını alıyor. Bunun kendisini daha güçlü asil aktör konumunda tuttuğunu varsayıyor. Bu strateji doğru mu yanlış mı? Elbette ki 31 Mart'ta göreceğiz. Ama ben geçen hafta burada da söylemiştim. Ekrem İmamoğlu'na yapılan en büyük eleştiri yeterince İstanbul'a odaklanmamasıydı. Murat Kurum'un da ona karşı kullandığı en büyük argüman eee konsantrasyonun İstanbul'da olmadığı, gözünün tırnak içinde daha yukarılarda olduğu. Dolayısıyla esasen aslında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı değil, gönlünde yatan Cumhurbaşkanlığı oldu. yani İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını küçümsediği yönünde bir algı oluşturmaya çalışıyor Murat Kurumda. Şimdi bu iki şey bir anlamda seçim meydanlarında rekabet edecek. Senin biraz önce hatırlattığın tartışma Sena, bu iki minvalde ilerleyen argümanın kuvvetlenerek devam ettiğini gösteriyor. Ben Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı muhatap alarak devam etmesinin çok onun yararına olduğu kanaatinde değildim. Yani Neden? ben İstanbul'u odağına alması gerektiğini düşünüyorum. Evet Ekrem İmamoğlu iddiası olan bir siyasetçi. Evet bir rüzgar yaratabilme kapasitesi var, karşılığı var. Yani bunları meydanlarda da gördük. Seçimlere giderken aslında en büyük enerjiyi yaratanların başında Ekrem İmamoğlu geliyordu. Ama şimdi İstanbul'da yeterince vakit geçirmemiş. İstanbul yerine başka yerlerde görüntü vermiş gibi bir algı oluşmuşsa bunu buna karşı Ekrem İmamoğlu'nun sadece İstanbul üzerinden ve İstanbul'a yönelik e, mesajlar vermesi gerekiyor. Yani temsilci çıkışı evet. Yani ben asilim sen aslında şeysin diyor. E, sözcüsün diyor. E, ama o zaman onun sen İstanbul'a yeterince konsantre değilsin argümanını güçlendirmiş oluyor. Yani ben Karşılığında tarihin, da çünkü şöyle bir karşı argümanla düşünmüyor. geliyor Murat Kurum. E, biz e, yani Cumhurbaşkanımızdan talimat almaktan iftar duyarız. Evet. Yabancı büyükelçilerle mi görüşseydik argümanını Şimdi getiriyor. orada da Murat Tam Kurum. Dediğin evet. Dediğin iletişim şeyini burada mı görüyorsun? Şimdi orada Murat Kurum'un cevabı da Türkiye'nin son dönemdeki zamanın ruhuna uygun bir cevap. Yani diyor ki çünkü iktidar cephesi ben yerli ve milliyim, sen mankurtsun diyor. Yani öyle bir ikilem yaratmaya çalışıyor iktidar ve muhalefet arasında iktidar cephesi. Buna bu söylemi güçlendirecek bir karşılık veriyor Murat Kurum. Yani ben sen yurt dışından talimat alırsın. Ben bizim Cumhurbaşkanımızda iletişim halinde olmayı talimat almayı ayıp saymam, gurur sayarım diyor. Şimdi hani burada yeniden bakın bu karşılıklı Ekrem İmamoğlu'nun açtığı yoldan bu tartışma 14 Mayıs 28 Mayıs ekseninde bir yere doğru götürür seçim atmosferini. Ve o yer muhalefete kaybettirmişti. Ben daha muhalefet açısından daha akılcı olanın tartışmayı bu yerli milli şey tartışmasından işte ben terörün karşısındayım sen yanındasın bu minvalden ...daha çok İstanbul üzerinde İstanbul'a taşımasının faydasını olacağını düşünüyorum. Yani şu açıda baktığımda söylem gücünün bu son tartışmada Murat Kurum'da daha fazla olduğu kanaatindeyim. Bence Türkiye'de bakın 31 Mart demek İstanbul seçimleri demek. İstanbul seçimleri kilit yani e, neredeyse tamamen İstanbul'a odaklanılacak. Elbette ki Türkiye'de çok önemli e, başka kilit yerler de var. Ama İstanbul seçimleri... Türkiye'de bir sonraki Cumhurbaşkanlığı seçimlerini de belirleyecek güce sahip sonuç itibariyle. Dolayısıyla ben ıı, Ekrem İmamoğlu'nun seçim odağını ve konusunu İstanbul'a sınırlamasının onun açısından ıı, ıı, fayda getireceğini düşünüyorum. Şimdi işler kızışıyor. Çünkü ıı, CHP'nin bu aldığı işte ıı, teröre karşı ortak tavır vesaire... Iı, ...evet DEM Parti ile görüşme oldu ıı, İstanbul'da aday çıkarmayacak gibi bir görüntü veriyor ama... Benim gördüğüm aldığım bilgiler şu doğrultuda partinin içinde de bir takım homurdanmalar, sıkıntılar, eleştiriler var CHP yönelik. Yani e, Dem'in tabanını yanına almadan sandıktan çıkması çok zor Ekrem İmamoğlu'nun. E, yani dolayısıyla burada hassas bir denge var. İyi parti de e, iddialı bir aday çıkarma yönünde e, kuvvetli işaretler veriyor. Dolayısıyla yani Ekrem İmamoğlu'nun burada bir şekilde kendi tabanını konsolide edip bunun ötesine çıkması için bence İstanbul başlığını genişletmemesi onun açısından daha sonuç getirici olur.